Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Kerpetenle surun dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster, kabaran sular nasıl yıkar bendini. Hor görme, garip görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı şiiriyle programımıza başlamış olduk. Bugün çok erken düştük yollara. Öğlen vakitlerinde çekimlere başlayalım istedik. Sizlere Bulgaristan'ın hep büyük şehirlerinde Ramazanları aktarmaya çalıştık bugüne kadar. Ancak bugün bir köy yaşamından sizlere bir kare aktaralım istedik. Bulgaristan'ın Kirli Köyü'ne geldik. Burası geldiğimiz zaman öğrendik gerçi de burası %100 nüfusu Müslüman olan, yani hiç Bulgar yaşamayan bir köy. O yüzden o sebeple dinine bağlı bu köyü sizlere aktarmak istedik. Kirli tarım ve hayvancılıkla geçinen bir köy. Kısmen tütüncülük de yapılıyor bu köyde. Bu programımızın içinde bu detayları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Kirli Köyü'nün ana geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturuyor. Büyükbaş hayvancılık yapılıyor bu köyde. Hemen hemen her evde bir büyükbaş hayvan bakılıyor. Bizim ülkemizdeki gibi çok süt veren hayvanlar da tercih edilmiyor burada. Onların tabiriyle kara kaçan denilen hayvanlara bakıyorlar. Bunun yanı sıra burada dere kenarında meyve ve sebze ekimi de yapılıyor. Burada köylü hem kendisine yemek için meyvesini ve sebzesini yetiştiriyor. Bunun yanı sıra da salı günü köyde kurulan pazarla mahsullerini pazarlıyor. Tabii buna ek olarak tütüncülük de yapılıyor burada. Çünkü geçim kaynakları ve geçim şartları gerçekten Bulgaristan'da çok zor. Her şey para yapmadığı için tütüncülük de geçim kaynaklarına ek olarak görülüyor. Hemen hemen her ailede bir ya da iki dönüm tütüncülük de yapıyor. Kirli Köyü'nde tütün toplayan bir vatandaşla birlikteyiz. Öncelikle kolay gelsin. Allah razı olsun. Sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, Nurhan. Nurhan Bey, tarla kendinizin mi? Tabii, benim. Evet, ne zaman ekiyorsunuz bunları? Tütün ne zaman oluyor? April'de ekiyiz. Şimdi kırıyız. Şimdi kırıyorsunuz. Bir kişi günde ne kadar tütün kırıyor burada? 10 sarık, yarım sarık. 10 sarık, 20 sarık. Ne kadara tekabül ediyor yani, bizim izleyicilerimizin anlayacağı şekilde söyleyelim. Onlar bilirler ve onlar buradan gitmeye çoktu. Öyle diyorsunuz yani. Çoku buradan gitme bilirler ne yaptığını burada te zor zahmet kriz. Evet, kaçta başlıyorsunuz kırmaya? Sabahın 4'te 10'a kadar kırıyoruz. Bu saatlere kadar kırıyorsunuz. Yok yok, 4'te başlıyoruz, 10'da bırakıyoruz. 10'da bırakıyorsunuz. Ondan sonra akşamdan yeniden yine geliyoruz. Akşam yine geliyorsunuz. Peki sulama falan istiyor mu tütün? Ne yap bakayım şimdi istiyor. Şimdi istiyor. Şimdi. Evet. Sonra nereye satıyorsunuz bunları, tütünleri topladığınız tütünleri? Sokotap'a, firmaya. Firmaya. Para yapıyor mu? Birkaç lev. Edere parası. Evet. Başka bir işte uğraşıyor musunuz tütüncülükten yok, başka? Yok. Sadece bu işte uğraşıyorsunuz. Ne kadar ekiyorsunuz burayı? 5-6 dekar ekiz. 5-6 dekar. Evet. Ne kadar topluyorsunuz 5-6 dekardan? Bir ton kadar bir şey çıkıyor. Bu sene iyi be. Rekolta iyi. Bir ton kadar. Bu seneki iyi. Onun parası ne kadar yapıyor? Yani bir senede kaç para kazanıyorsunuz? 4-5 bin lev en çok o kadar. Bu da 5-6 dekardan. Evet, işçiliği çok, zahmeti çok. İş çok. Ama kazancı az. Kazancı hepten az. Evet, o zaman sizlere kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yok şey. Evet, Bursa'ya selam yollamak ister misiniz? Selam arkadaşlarıma hepsine. Bursa'da tanıdıklarınız var. Var, bunlar hepsi buradan gitmek. Hepsi buradan gitme. O zaman onlara selam söyleyin. Burada tarlada çalıştığınız. Benden arkadaşlar ama hepsine selam. Evet. Teşekkür ederiz. Yok şey.
Değerli izleyenler, Kirli'ye küçük bir köy demiştik ancak Kirli'nin bir de otogarı bulunuyor. Gördüğünüz gibi Kirli'nin nüfusu az ancak Bursa'ya büyük göçler vermiş. Dolayısıyla her gün bir sabah bir akşam olmak üzere Kirli'den Bursa'ya iki otobüs kalkıyor. Değerli izleyenler, Kirli Köyü'nde iftar vaktini bekleyen amcalarımızla birlikteyiz. İki amcamızla birlikteyiz. Evet, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Hacı Şükrü. Hacı Şükrü amca. Evet, evet. Evet, böyle gölgeyi buldunuz. Camide iftar vaktini bekliyorsunuz. Çok güzel. Evet, iftar vaktini bekliyoruz şu anda. Evet, Ramazanınız nasıl geçiyor buralarda? Çok güzel. Bugün zaten hem Allah da çok yardım etti. Yılda yağışlık geçti hep. Çok böyle zorlanmadım, orucumuzu tuttuk yani. Evet, şu bir iki gündür biraz sıcak ama değil mi? Daha iki gündür çok sıcak oldu. Olsun ama yarısını böyle geçirdik. Bitti deme bu. İyi, Türkiye'de akrabaların var mı amcacığım? Ben zaten kendim Bursalıyım. Bursalısınız. Bursa'da yaşıyorum. Buraya misafir olarak geldim. Zaten çoğunluk 6 ay burada, 6 ay Türkiye'de duruyorum. Evet. Emekliyim kendim oradan, buradan da emekliyim. Oo, maşallah. Ya. Evet, Bursa'daki arkadaşlarınıza, dostlarınıza bir selam yollamak ister misiniz? İsterim. Çok selam. Evet, isimlerini de verelim. Özellikle söylemek istediğiniz. Çocuk var, kızlarım var iki tane orada. Onlara selam söylerim. Evet, Şükrü amcamızdan, Kirli Köyü'nden. Evet. Bolca selam gidiyor Bursa'ya. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Evet, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Yusuf, ismim Yusuf. Keşif. Evet, Yusuf amca. Senin Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan iyi geçiyor. Buna şükür. Öyle sen burada mı oturuyorsun? Ben kendim Bulgaristan'dayım. Bulgaristan'dasın. Kirli Köyü'nde oturuyorsun. Evet. Evet, çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk ötede. Türkiye'de. Türkiye'de. Sen buradasın. Hanım Garla, ikimiz buradayız. Onlar evlendi, barklandı. Barklandı, orin kitle işte. İyi bakalım. Ramazan zorlamadı inşallah bu sene. İnşallah. Böylece iyi geçirdik bugüne kadar. İftarlara gidiyor musunuz bölgede yapılan, Kırcaali bölgesinde? Gitmedik oraları, ne şey yapayım, gitmedik. Gitmediniz. Anladır, Türkiye'de akrabalarınız var mı? Gerçi kızım var, kızlarım var dediniz ama. Akraba dolu bayağı, ucu yok. Dolu ucu yok ha. Onlara bir selam yollamak ister misiniz? İki tane kızlarım var burada bayağı, çok selam onlara. Tamamdır. Demirtaş'ta oturuyorlar. Biz de ulaştırmış olalım selamlarınızı Demirtaş'a, Bursa'ya. Evet, Kirli Köyü'nde yakışıklı bir amcamızdayız. Evet. Evet, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Kasım Korkmaz. Evet, Kasım amca. Bu şıklık nedir böyle? Bu şıklık Ramazan şıklığıdır. Ramazan'da her akşam toplanırız. Daha fazla yemek yeme gelirler bazıları. Onun için... Siz Ramazan'ın hakkını verelim diyorsunuz. Verelim diyoruz. Her şekilde. Evet. Nasıl geçiyor Ramazan'ınız buralarda? Çok iyi geçiyor. Şimdi daha serin davala. İyi geçti. Şimdiden sonra ne olacak bilemez ama az kaldı zaten. 10 gün, 11 gün. O bitti demek. Evet, siz ne işte uğraşıyorsunuz? Emekli misiniz? Ben emekliyim Ikea'den. Allah işimi akıttı benim. Hem Türkiye'den hem buradan. İki taraftan da Allah'a bin şükür. Türkiye'de ne işte uğraşıyordunuz? Türkiye'de ben çeşmeciydim orada. Burada da çeşmeciydim 27 sene. Bu köylerin hepsine suyu ilk veren ben. Oo. İlk kofalan, zincir takan kuyulara, ondan sonra az bir yerlerden su getirip sonca 1000 metre 2000 metreden getiren tek başıma, sonca 5-6 kişi olduk. Çaydan evlere getirdik her tarafa. Yaptığınızın hakkını alabildiniz mi Kasım amca? Ya şimdi Türkiye'den aldım. 8 senede Allah'a bin şükür 1.100.000 alıyoruz. Ama buradan 350 hafif geçti burada. Hafif geçti. Fakir fakir. Türkiye'den olmasa burada sıkıntıya düşecektik diyorsun. Sıkıntı zaten ya, 300'den geçilir mi? Ama bak 150'den de geçilen var. Evet, onları da es geçmemek lazım. Şöyle 150'den geçinen var. Üstüne de 50 lirasını demek yatırım yapamış. Oo. Harcamak 100 liradan çıkaran var. Ama gene değil mi, patates şu bu 2 liradan.
böbreğini düşüyor. Ama onunla alan şey olmaz da et olmadı mı patates boş lafına. Evet, ben doymuyorum diyorsunuz. Doymuyorum. Şimdi iftara çok az kaldı. İzleyicilerin karnı acıkmasın. Aa. Yemekten pek konuşmayalım Kasım amca. Tamam. Evet, akrabalarınız var mı Bursa'da? Var. Selam yollamak ister misiniz? Tabii isterim ya. Hey sevgili kardeşim mümin korkmaz. Ne haberin var ne sesin çıkar. Bir haber bali gönder ya. Ne yapasın ağabey de? Evet. İkincisi Rasim kardeşim var. Hanımı, onun işi biraz zor. Hanımı felç oldu bir taraftan. O gelemeyin. Onun işi hali yaman. Kız kardeşim Nazmiye var. Onlar iyi. Bu sene hacı ekecekle. Allah izin verirse. Hacıdan döndükten sonra gene bize birer tespit şubu verirler gene onunla. Şimdi o. Onlar... Kasım amca siparişi verdi. Nazmiye teyzemiz ona göre not alsın. Birer tespit verirsiniz kardeşim. Anladın mı? Oraya es geçmeyin. Mümin kardeşim saat getirdi. Ama saat işlemedi. İki günde durdu. Evet. Mümin abimize de saatin durduğunu haber verdik. O biliyordu. O bilir zaten. O da siz söylediğiniz çoktan. Evet. Evet. Başka bir şeyle tahmini deyin. Şimdi ne kadar mümkünse Edirne olsun, Bursa olsun aktarın biraz bir şeyler bu. Memleket fakir. Gidik bu gidik. Bunun memleket desen de olur, demesen de olur. Onun neresi memleket ki? Adam 150 lira veriyor. Basana 2 leva. Ha 1 leva 90 kuruş zam yaptı. Allah razı olsun yine. Evet. Yine buna şükür derler. 2 leva 2 levadır. 1 leva 90 2 olmadı. 2 olmadı. Olmadı. Ama buna şükür diyeceğiz gene. Şimdi ne verirse tamam diyeceğiz. Aşağılamayacağız. Şimdi ben her vakit burasını ana vatan diyorum. 50 evet. sene burada yaşadım. Burasını aşağılayamam. Ötesini baba vatan diyor. Şimdi 25-26 sene burada yaşıyorum. Bakalım tahmini daha devam edecek. Allah ömür versin Kasım amca. Şimdi bakımcı 85 yaşındaki içerisinde. Ben şimdi 85'i bekliyorum. Bir de bir hoca var GV'de. Bunlar ikisi 85 sene yaşayacaksın dediler. Onun için çok kolluyorum kendimi. Buradan namazdan vardımın 4 saat uyku. Şimdi tarafı yıkıldımın. Gene 1-2 saat televizyona bakıyoruz. Budur kardeşim. Başka bir şeyler diyeceğim. Evet. Yavrum. Kasım amca teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Hakkın helal et. Yok bir şey. Her vakit ağlamasın insanlık. Tabi le gelin araya yere. Burada biz buralardayız Kasım amca. Burada olan insan çıkar da sevinsin. Bak bizi televizyona. Beşin sevindim. Boşama bir duyarlarsa haber eder belki onu ama bilmem duyacaklar. Seni hemen arayacaklar Kasım amca. İnşallah. Kim varsa arayacak. İnşallah. İnşallah. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Çok işen çocuksun ya. Teşekkür ederim Kasım amca. Bana ananın bir çocuğumsun. Bir de ablam var. Aynı ben gibisin. Ben de iki tanecik yaptım. Bir çocuk bir kız. Yeter. Üç olaymış geçinemeyecektik. İki tane etir. Tamam Kasım amca. Bunları çekme. Değerli izleyenler, Killi Köyü'nde bir de cami bulunuyor. Killi Merkez Camii. 1995 yılında yapılmış bu cami. Ondan önce tarihi belli olmayan bir cami daha varmış burada. 95 yılında yıkılıyor. Yerine yeni cami yapılıyor. Minaresi hariç. Minaresi kalıyor bir tek eski camiden geriye. Biz de camiyi gezeceğiz şimdi sizlerle. Ve cami imamı Erdinç Bey'le bir röportaj yapacağız. İzlenimlerimizi size aktarmaya çalışacağız. Killi Köyü'nün merkezinde bulunan Killi Merkez Camii'ndeyiz. Bu cami gerçekten büyük işçiliklerle yapılmış, büyük emekler verilmiş bir cami. 95 yılında yapılmış burası. Şahıs tarafından yaptırılmış. Bundan önce çok eski bir cami de varmış bu caminin yerinde ancak yıkılmış. Yerine bu yeni cami yapılmış. Camiden geriye tek kalan minaresi olmuş. Şimdi cami imamı Erdinç Süleyman Bey'le de birlikteyiz. Ondan da aslında cami hakkında bilgiler alacağız. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de bölgemize hoş geldiniz. Teşrif verdiniz efendim. Burada imamlık yapıyorsunuz. Evet. İsmim Erdinç Süleyman. Sizin de zikrettiğiniz üzere. Neredeyse 4 yıldır Killi Merkez Camii imam olarak görev yapıyorum. Kırcaali İl Müftülüğü'ne bağlı olan camimiz. 500-600 kişilik bir cami aşağı yukarı. Allah'a şükür her şey yolunda. Evet, cemaatin durumu nasıl hocam? Camilerimiz doluyor mu?
Cemaat her yerde olduğu gibi cuma günleri doluyor sadece. Vakit namazlarında yine elhamdülillah cemaatimiz var. Gencinden de yaşlısından da iyiyiz Allah'a şükür. Evet, köyün nüfusunda dediğiniz gibi gençler, yaşlılar geliyor dediniz ama burada duyduğumuza göre gençlerin de ayrı bir düşkünlüğü varmış, ayrı bir önem veriyorlarmış dine. Evet, evet. Bunu da bir açıklama getirelim çünkü Bulgaristan'ın genelinde bunlara rastlamak biraz zor. Biz bu manzaralara çok rastlamadık. Burada özellikle çoğu insandan duyduk bunu. Evet, zaten Bulgaristan genelinde ve hatta Kırca Alevi'nde Killi veya bunun Bulgarcası Benkovski dendikten sonra bizim bölgedeki insan, milletimiz biraz daha hassas dini konularda. O konudan da elhamdülillah biraz daha herhalde şanslıyız diyebiliriz. Evet. Milletimiz biraz daha mütedeyyin o manada. Evet hocam, Bulgaristan'da her camide hemen hemen her akşam iftarlar veriliyor. Evet. Aynı iftarlardan sizin caminizde de veriliyor mu? Evet, her akşam camimize de iftar oluyor. Bazı akşamlar 20-30 kişilik, bazı akşamlar tabii iftar veren durumuna göre 100 kişilik oluyor, 300-500 kişilik de iftar olduğu akşamlar oluyor camimizde. Siz belediyeden falan yardım almıyorsunuz, burada halk kendisi çıkartıyor yemekleri zannettiğim kadarıyla. Evet, genelde halk kendi çıkarıyor ama belediyemizde farklı farklı varlıklı soydaşlarımız da onlar da iftar verdikleri akşamlar oluyor tabii. Evet hocam, peki minaremizden ezan sesi yankılanıyor mu 5 vakit? Evet, o da Allah'a şükür minaremizden 5 vakit ezan sesi yankılanıyor. Artı merkezi sistemle 50 civarı köye burada okuduğumuz zaman ezan da duyuluyor. 50 civarı köyden de ezan duyulmuş oluyor böylelikle. Evet, 50'ye yakın köy sizin sesinizle evet. Ezanı duyuyor ve namaza çağırıyorsunuz onları. Evet, evet, Allah'a şükür. Evet hocam, 50 camiye veriliyor dedik ezan. Bu konuda bir sorum daha olacak sizlere. Camilerde sesler pek dışarı verilmiyor. Gezdiğimiz gördüğümüz kadarıyla bu camilerde ezan sesleri dışarıya veriliyor mu? Killi bölgesi bunlardan biraz hariç diyebiliriz. Ezanlar bizim bölgemizde Allah'a şükür gürül gürül okunuyor. Nüfusunda %99'u Müslüman olduğu için o manada pek bir sorun yaşamıyoruz. Ancak ilde ve daha büyük kasabalarda işte bu başkenttir, gerek Kırcaali'dir. Oralarda ezanın açıkça, daha doğrusu gür sesle okunmasında biraz sorun olabiliyor tabii. Bizim burada sorun yok. Evet hocam, büyük çoğunluğu Müslüman bir yerde hocalık yapıyorsunuz, imamlık yapıyorsunuz. Benim de imamlara, müftülere röportaj yaptığım böyle saygıdeğer insanlara bir sorun vardır. Müslümanlığı burada yaşamak zor mudur? Zorluk yaşıyor musunuz burada dininizi yaşamak konusunda? Eski zorluklar kaldı mı? Bunlardan da bahsedelim. Açık bir şekilde tabii bir zorluk yaşamıyoruz Allah'a şükür. Hani komünizm zamanında olduğu gibi öyle açıktan işte şunu yapmayın, bunu etmeyin, o bu değil ama alttan hala çalışmalar devam ediyor. Ve bu çalışmaların başında özellikle genç nesillere karşı işte gerek okullardadır, gerek farklı alanlarda sinsi siyasi çalışmalar yapılıyor. Evet, genç nesil dedik. Peki biz genç nesili burada bilinçlendirebiliyor muyuz? Kur'an kursları veriyor musunuz burada hocam? Evet, Kur'an kursu veriyoruz. Şu an zaten üçüncü haftadayız Kur'an kursunda. Bizim camimizde de Kur'an kursumuzda 100 civarında talebemiz var. Allah'a bin şükür. O manada burada olan Müslümanlara elimizden geldiğince biz din görevlileri olarak bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Ancak her yıl geçtikçe genç nesil bilhassa Avrupa'ya göç ediyor. O manada da bir sorun var tabii ki. Evet, genç nesil sıkıntısı Bulgaristan'da. Evet. İleriki yıllarda daha da ciddi bir sorun olacak gibi duruyor. Evet. Hem dinen hem de sosyal alanda büyük sıkıntılar yaratacak. Aynen. Hocam, bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz biz. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Şimdiden bayramımızı da tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bursa'ya selamlar buradan. Evet. Killi halkımız adına inşallah. Evet değerli izleyenler, cemaatin camiye geldiğini söylemiştik. İşte bir amcamızla birlikteyiz. Evet amcam, sizleri tanıyabilir miyiz? Evet. Ahmet Çorbacı derler bana. Ahmet Çorbacı amcamız. Ya. Nasılsın abicim? Ramazan İyi, nasıl geçiyor? Allah'a çok şükür, çok güzel geçiyor Ramazan. Ramazan gelince korkardık, ne yap geçireceğiz diye, ama Allah'ın yardımı oluyor. Allah yardım ediyor. Biz şimdiye kadar ne susadık fazla ne acıktık. Evet. Çok şükür Allah'a. Akşamları buraya geliyoruz. Komşularla toplanıyoruz, burada cemaat toplanıyoruz, ezanı bekliyoruz. Ezan
olduktan sonra oruçlarımızı açık, namaza giriyoruz buraya akşam namazına. Ondan sonra geliyoruz yemeğe. Buraya sofra çıkarıyorlar. Önce namazlar kılınıyor, sonra önce, yemekler yeniyor. Önce namazlar kılınıyor, namazımız geç kalmasın diye. Önce namazı kılıyoruz. Ondan sonra da yemekler yedikten sonra teravih hazırlanıyoruz. O zaman gider de birer kahve içiyoruz buradan teravihe gider. Kahvesiz de olmuyor değil mi Hüsnü amca? Kahvesiz olmuyor. Kahveyi hemen acele kahveye toplanıyoruz. Orada birer kahve içiyoruz. Ondan sonra geliyoruz teravihe buraya. Evet, Türkiye'de akrabalarım evet. Var mı amcacığım? Var, İstanbul'da kızım var, torunlarım var. Torunumun biri Ankara'da çalışıyor bakanlıkta. Tarım Bakanlığı'nda çalışıyor. Ona çok selam ediyorum. Çok özledik onları. Evet. Şimdi bayramda da inşallah bekliyorum misafirle. Evet, bu mübarek saatte ya amcamız inşallah torunlarına selam söylüyor. O torunlar selamları da ulaştırmış olalım biz de televizyonlarda. İnşallah ya. Çok selam söylüyorum. Çok seviyoruz onları. Bütün isim akrabalarımıza selam ediyorum. Bursa'da kardeşlerim var. Kardeşlere es geçmeyin. Bursa'ya bir selam yolla kardeşlerine. Evet, kardeşlerime onlara da çok selam yolluyorum. Bütün Bursa'yı biz kendimiz biliyoruz Bursa'yı. Bursa yabancı değil bize. Aynen öyle. Bir Bulgaristan'da Bursa'da var. Ya Bursa'yı kendi şehrimiz biliyoruz. Bütün Bursa'ya selamlarımı gönderiyorum. Evet, biz de iletmiş olalım. Evet. Evet. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin. Hüseyin amca. Benkoski'den. Benkoski'den Hüseyin amca. Yerli evet. Yerli seni öyle tanırlar. Benkoski'den Hüseyin amca. Evet evet Hüseyin amca. Ankara'da devirsiniz restoran. Evet. Evet. Orucun artık son dakikaları. Evet. Acıktık mı biraz? Susadık mı? Susadık tabii. Bekliyoruz yani oruçlarımızı açalım diye. Aynen öyle. Namaz saati de yaklaştı artık. Sayılı dakikalar kaldı zaten. Evet son nasıl geçti bu sene Ramazan'ınız? İyidir. Kötü değmez. İyi. Çok iyi geçti. İyi, burada yerlisisin, burada yaşıyorsun. Yerliyim, burada yaşıyorum, evet. Ne işte uğraşırsın burada? Burada şimdi tatta emekliyiz. Ta evvelden çalıştık tüccarlıkta ama ticarette çalıştım. Tek buradan mı emeklisin? Tek buradan emekliyim, evet. O zaman sıkıntı var. Ya yok sıkıntım. Çocuklar, şükür diyorsun. Çocuklar hepsi Türkiye'de. Oo maşallah. Onlar gönderiyle lazım oldu. küçükken ben onlara, büyüdükten sonra onlar bana diyorsun. Ya bereketler sağ olsunlar. Bir oğlumla bir kızım var. Onlar da Bursa'da yaşıyorlar. İyi, onlara da selam göndermek ister misin? Onlara da ayrıca selam yolluyorum. Evet, ben Koskeli Hüseyin amcamız sapasağlam yerinde duruyor. Evet. Çocukların da içi rahat olsun. Burada onlara selam yolluyorsun. Ayrıca onlara selam söylüyorum, evet. Teşekkür ederiz, sağ ol. Değerli izleyenler, Kirli Köyü'nde ezanın artık sayılı dakikalar kaldı. Cemaat camiye gelmiş durumda. Burada sular görüyoruz, işte hurmalar görüyoruz. Akşam namazına girerken herkes buradan suyunu alıyor, hurmasını alıyor, camiye giriyor. Ezanla birlikte orucunu açıyor, sonra namaza duruluyor. Thank you.
Sevgili izleyenler, tabir yerinde ise Halil İbrahim sofrasındayız. Evet, akşam namazları kılındı. Yine Allah'ın evinde orucumuzu, onun için tuttuğumuz orucumuzu gene Allah'ın evinde açıyoruz. Böyle sofra uzun yıllardır görmedim. Böyle samimiyet, böyle güzel insanlarla aynı sofrada çok uzun yıllardır oturmadım. Eyvallah. Hocam bir kez daha teşekkür ederiz. Bu güzel sofrada biz bizleri buluşturduğunuz ederiz. İçin. Çorbamız var, biberimiz var, böreğimiz var, pilavımız var, karpuzumuz var. Değerli izleyenler, bugün dünyanın en zengin insanları bu masada buluştu. Bunu da aktarmak istiyorum. Kasım amcam, seninle de konuşmak istiyorum. Yani bu güzel sofrada emeği geçenlere bir teşekkür alalım senden. Biz izleyicilerimize açıklayalım. Akşamları her akşam hep böyle toplanırız. Hem yemek merana, hem Allah'ın huzuruna durmak merana. İki tarafı da birden bitiriveriyoruz. Aynen. Fazla da uzaklaşmadan hemen camiden çıkıyorsunuz. Çıkıyoruz. Yan odaya kahveye, geçiyorsunuz. Kahveye gidiyoruz. Orada birer kahve içiyoruz. Ondan sonra tarafıya 33 defa yatıyoruz, kalkıyoruz. Kasım amca, her akşam kuruluyor mu sofralar? Her akşam kurulur. Allah'a bin şükürler olsun. İyisi olmasın. Her şey vardır. Evet. Burada hep evlerden mi getiriliyor? Evden getiririz. Biz böyle tayi. Çünkü bile olursa biraz yemek kalabalık oluyor. Öteki türlü bir çorba bir şeye benzemiyor o. Böyle zengin oluyor yani. Zengin sofra oluyor bile. Zengin sofra zaten Kasım amca. Bundan daha zengin bir sofra yok. Yok işte. Evet, daha bir sürü şey. Evet, eskiden beri bir adet bu sizde? Evet, eskiden beri. Eskiden biraz. Eski adetler yaşatılıyor. Çok da güzel adet. Eskileri unutmayalım. Evet Kasım amca. Unutursak yandık. Biz de bir an önce yemeğe başlayalım hocam. Tekrar teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, programımızı... Aç kalma tehlikesi yok, hiç korkma. Aman aç kalmayalım da Kasım amca. Hayır. Evet değerli izleyenler, programımızı bu güzel insanlarla noktalandırıyoruz. Dediğim gibi dünyanın en zengin insanı olarak noktalandırıyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Esen kalın. Yeah, I'm going to go to